Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet davasındaki kararı onamasının ardından 5 yılın altında ceza alan gazetenin eski yazar ve yöneticileri Kocaeli Adliyesi'ne giderek teslim oldular. İsimleri hemen hatırlatalım sizlere. Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Hakan Kara ve Bülent Utku. Evet, bugün Kocaeli Adliyesi'ne gidip teslim oldular. Orada bulunan milletvekilleri Barış Atay ve Sezgin Tanrıkulu ile oradaki atmosferi alacağız ve neler yaşandığını onlarla konuşacağız. İnfaz savcılığındaki işlemlerin bitmesini beklediklerini duymuştuk yayına girmeden önce. İşlemler bittikten hemen sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecekler ve sanırım şu anda bu işlemler bitti ve gazeteci arkadaşlarımız tutuklanarak cezaevine doğru yola çıkarıldılar. Son gelişmeleri almak için Barış Atay ve Sezgin Tanrıkulu'na bağlanacağız. Sezgin Bey merhaba. Selamlar, sevgiler. Sesiniz de oldukça üzgün geliyor. Orada atmosfer nedir? Neler yaşadınız bugün Kocaeli'nde gazeteci arkadaşlarımızla birlikte? Son derece üzgünüm tabii. Yani sonuçta arkadaşlarımız tekrar cezaevine girecekler. Ben gözaltına alındıkları gün, işte mahkemeye çıkarıldıkları gün, tutuklandıkları gün, bütün duruşmalarında bulundum. Tahliye edildikleri günde beraberdim ve şimdi tekrar Kocaeli'nde Kandıra cezaevine girmek üzere yine kendilerle beraberim. Biraz önce adliyedeki işlemler bitti ve polis araçlarıyla ilk önce devlet hastanesinden sağlık raporu almak üzere sonra da Kandıra cezaevine gelecekler. Biz de önden onları orada karşılayacağız. Kişisel eşyaları ailelerinin yanında orada kendilerine teslim edeceğiz ve yeniden bir infaz süreci başlayacak. Adil ve dürüst olmayan bir yargılama süreci oldu. Daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir haberden dolayı bedelini ödeyecekler sözlerinden sonra yargı harekete geçti. Yani temelsiz bir iddianame hazırlandı. Ve yargılama süreci tamamen adil ve dürüst olmayan bir süreçti. Bütün iddialar çöktü neredeyse. İddianamedeki bütün iddialar çöktü. Tanık anlatımlarıyla, belgelerle, teknik bilgi raporlarıyla tümü çöktü. Buna rağmen yani işte 14 gazeteci, yazar, yönetici ceza aldılar. 8'inin cezası 5'in altında olduğu için istinaf mahkemesince kesinleştirildi. İşte bu arkadaşlarımızdan 6'sı biraz sonra cezaevine girecekler. 6 gazeteci arkadaşımızın cezası ise 5 yıldan fazla olduğu için Yargıtay incelemesine tabi. Tabii burada da büyük bir hukuksuzluk var. Aynı dava dosyası, aynı deliller neredeyse ve birisinin infazına başlandı, diğeri ise Yargıtay'da. Yargıtay bozarsa, bozma kararı bu arkadaşlarımız açısından da geçerli olacak. Ama kendileri bu arada cezaevinde kalmış olacaklar. Ceza muhakemesi yasasının böyle bir maalesef handikapı da var. Yani kendi içerisinde çelişkili bir durumu da var. Bununla ilgili yasa teklifi biz verdik. Mecliste duruyor. Yani 5 yılın altında ve 5 yılın üstünde ceza alan aynı davada ceza alanların infazına Yargıtay kararından sonra başlanılması noktasında bir teklifimiz var aslında. Ama maalesef 2-3 aydır meclisin tatil olması nedeniyle görüşülemedi. Umuyorum Yargıtay bozar. 6 arkadaşımız hakkındaki davayı bozar. Yani hükmü bozar ve bu adaletsiz süreç sona erer. Bu ayrıca Türkiye'de hem yargının bağımsız ve tarafsız olmadığının göstergesi bu yargılamanın kendisi, hem de tamamen gazetecilikten dolayı, habercilikten dolayı yargılanan arkadaşlarımız bakımından da Türkiye'de medya özgürlüğünün, haber alma hakkının kalmadığının da çok açık göstergesi. Türkiye ve dünyaya göstergesi aynı zamanda bu dava oldu. Türkiye bu davadan sonra bütün endekslerde daha da geriye düşmeye başladı. Yani Türkiye'deki ortam bu. Mücadele ettiğimiz ortam da tutum da bunlar zaten.
Evet, Cumhuriyet davasını siz takip ettiniz. Sadece Cumhuriyet davasını değil, aslında neredeyse bütün gazetecilerin yargılandığı ve diğer davalarda sizinle birlikteydik. Hep oradaydınız. Bugün de oradasınız. Ama size de sormak istiyorum ben. Moralleri nasıl? Giderken son sözleri ne oldu? Ailelerinin morali nasıl şu anda orada? Moralleri son derece yüksek. Yani sonuçta suçlu değiller bu arkadaşlarımız. Suçlu olmadıklarını çok iyi biliyorlar. Tamamen yani adil olmayan bir süreçten sonra mahkum edildiler. İnsaf mahkemesi bir duruşma dahi yapmadı. Dolayısıyla süreci çok iyi bilen, anlayan, anlatan arkadaşlarımız. O yüzden moralleri gayet yüksek ve neyin bedelini ödediklerini özgürlükleri karşılığında çok iyi biliyorlar. Tabii aileleri üzgün sonuç itibariyle. Yani eşlerinden, babalarından, sevgililerinden, arkadaşlarından ayrılmış olacaklar yani belli bir süre. Türkiye'de yani gazeteciliğin, hukukçuluğun kaderi bu olmamalıydı. Yani Türkiye bunu hak etmiyor gerçekten. Bunu hak eden bir ortam yok Türkiye'de. Yurttaşlarımız, insanlarımız bu kadar çok ağır adaletsizlik ortamını hak etmiyorlar. Ama elbet bu düzen değişecek ve değişmeye başladı aslında. Mutlaka değişecek bu düzen. Çok teşekkür ediyorum Sezgin Bey, ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler tekrar. Bizden de selamlar, sevgiler. Evet, Kocaeli'ndeki son durumu CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu değerlendirdi ve Cumhuriyet gazeteci ve yazarlarının moralinin oldukça yüksek olduğunu söyledi ve niçin bedel ödediklerinin gayet farkındalar dedi. Barış merhaba. Merhaba Zübeyde. Şu İyi anda yayınlar. çok teşekkürler. Şu anda orada tam olarak durum nedir? Şimdi arkadaşlarımız polisler eşliğinde Kandıra cezaevine götürülüyorlar. Aileleri de onlara diğer araçlara refakat ediyor. Cumhuriyet davasını bütün kamuoyu yakından takip etti. Sen de o takip edenlerden biriydin. Bu sonucu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu Erdoğan'ın peşlerini bırakmam sözünün karşılığını verdiği kişisel bir davaya dönüşmüş durumda Cumhuriyet Gazetesi'ne karşı verilen dava. Özellikle de her yerde aynı şeyi söyledik. 2002 yılından bu yana medyayı tekleştirme operasyonu ve muhalif sesleri kısma mücadelesine ayrı düşünülemez. Türkiye'nin en büyük muhalif gazetelerinden bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi. Ve buna kayyum atanma çabası, o karşı açılan dava ve eski kadronun bir kısmının tekrar sahip olması çabasını da içine katarak söylüyorum. Çok büyük bir kumpasın bir parçasıydı. Ve geldiğimiz noktada ne kadar garabet bir durumla karşılaştığımız herkesin takdiri zaten. Basından takip etmeye çalışıyoruz ama sen birebir orada olduğun için sana sormak istiyorum. Moralleri nasıldı? Son sözleri ne oldu? Onu Moraller merak. gayet iyi. Hiç kimse mücadelesini bırakacak değil. İlk defa karşılaştıkları gazetecilere ve örgütlü mücadele yürüten birçok insana karşı bu tür davaları tarihinin her döneminde gördü Türkiye'li yurttaşlar. Fakat şunu söyleyebilirim ki herkes büyük bir gururla bu AKP'nin kendilerine açtığı davanın sonucunda gururla ve hiçbir moral bozukluğu olmadan gidiyorlar. Bu günlerin geçeceğini hepimiz biliyoruz. Onlar da bunun altını çizdiler. Çok teşekkür ederim Barış, vermiş olduğum bilgiler için. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Özgürüz dinleyicileri, biliyorsunuz Cumhuriyet davası ile ilgili karar geçen Nisan ayında sonuçlanmıştı. Kararlar verilmişti. Birçok isme hapis cezaları verilmişti. Bugün 5 yılın altında ceza alan gazetecinin eski yazar ve yöneticileri Kocaeli Adliyesi'ne giderek teslim oldular. Kim bu isimler? Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Hakan Kara ve Bülent Utku'ydu. İnfaz savcılığındaki işlemlerin bitmesinin ardından biraz önce Barış Atay bilgi verdi. Kandıra cezaevine doğru yola çıktı. Şu anda gazeteciler, bunun da bilgisini vermiş olalım sizlere.